Salla. 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 Gel. Gel bunlar. Yaşasın Cenab! Dayanın şahı! Yaşasın Cenab! Dayanın şahı! Gezi'deki parkı yıkıp yerine AVM yapmak isteyen anlayışla
lidere hem barış süreci söyleyip hem de karakol yapmak isteyen anlayışın aynı olduğunu hepimiz biliyoruz. Medeniyle Ethem'i aramızdan alan, öldüren anlayışın, öldüren elin aynı el olduğunu da biliyoruz. Ölüm şehitleri onurumuzdur. Ölüm şehitleri onurumuzdur. Ölüm şehitleri onurumuzdur. Aynı anlayış hem tekstil işçilerine hem de kamu emekçilerine yönelik olarak yukarıdan aşağıya dayatmaya çalıştığı sefalet ücretlerine artık biz hem görevlerimizle hem yürüyüşlerimizle baş kaldırmaya devam edeceğiz. Artık her yer Taksim, her yer güneş anlayışı ülkenin bütün meydanlarından haykırdıkça yükselecek mücadele. Bugün dün Manisa'dan yola çıkan arkadaşlarımız, Kesti arkadaşlarımız, Ethem Sarısuyluk Medeni Yıldırım Yürüyüş Kolu, Söke'deki onuruna, geleceğine, alın terine sahip çıkan tekstil işçilerinin yanına gelmek için güzel dağını değiştirerek burada olmaya, sınıf dayanışmasını, emeğin dayanışmasını göstermek için buraya geldiler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Kes Yürüyüş Kolu adına arkadaşımız, sözcü arkadaşımız size bir merhaba diyecek. Görevinize, eyleminize, geleceğinize sahip çıkma ruhuna destek olmak için burada olduğumuzu belirtecek. Sevgili arkadaşlar, temsilci yönetici arkadaşlar ve işçi kardeşler, biz arkadaşlar Söktaş'taki grevi öğrendiğimizde yine arkadaşımız da söyledi. Bir an önce bizim sizinle birleşmemiz ve dayanışma duygularımızı paylaşmamız gerektiğini düşündük ve biz de yanınıza geldik. Sevgili arkadaşlar, Söktaş kurulduğundan bu yana 1971'den bu yana Söktaş'ın tarihinde ilk kez işçilerin greve çıktığını öğrendik. Bu yüzden her Söktaş'ın 71'den bu yana tarihteki ilk grevi gerçekleştirdiğiniz için hem de 12 bin tekstil işçisinin grevini de başlatan bir meşale grevi gördüğünüz için hepinizi kutluyoruz. Dolayısıyla
çalışmamızı bekliyorlar. Oysa yanılıyorlar. Hayatı yaratan, üreten biziz. Ve bu hayatı yarattığımız, ürettiğimiz her şeyden para almak, insanca yaşamak, örgütlü olmak ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bu grevlerle işlerle gösteriyoruz. Bundan sonra da göstereceğiz. Söz yetti karar, çalışanlara. Söz yetti karar, çalışanlara. Söz yetti karar, çalışanlara. Ve yine öğreniyoruz ki ihracat şampiyonu olan bu sektörde işçiler %15 talep ederken aynı bize olduğu gibi size de %3 teklif ediliyor. Söktaş işletmeni yine bir kez daha kutlamak istiyoruz çünkü patronunuz sıradan bir patron değil. TÜSİAD'ın eski patronu, eski başkanı ve şimdi de tekstil işverenleri sendikasının genel başkanı. O yüzden arkadaşlar, birbirimizi bu anlamda da coşkuyla kutluyoruz ve dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz. Sevgili arkadaşlar, işçi kardeşleriniz, bu yürüyüş kolunun adı Ethem Sarısu'nun Medeni Yıldırım Yürüyüş Kolu. Biz bu yürüyüşü insanca yaşam kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine son verilmesi, herkes için kadrolu, güvenceli bir yaşam mücadelesi olarak yürütüyoruz. Ve bu yürüyüşü gezi bilinçinde emek, barış ve demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimizi de ithafen sürdürüyoruz. Ethem Sarısu'nun Ankara'da gezi direnişi sırasında öldürülen bir işçi, tıpkı sizin gibi bir işçi, demokrasi için, kardeşlik için, insanca yaşam için mücadele eden bir işçi. Medeni Yıldırım ise, Medeni Yıldırım da Lice'de karakol yapımlarına karşı mücadeleye giriştiği için onun bedelini hayatıyla ödeyen, barış ve demokrasi mücadelesi veren bir Kürtkenci. Dolayısıyla bu yürüyüş insanca yaşam mücadelesinin yanı sıra işçilerin birliği ve halkların kardeşliği için de önemli bir yürüyüş. Bütün bunları söyleyerek hem Söktaş işçisinin, hem tekstildeki bütün işçilerin, hem ülkemizde ve dünyadaki bütün işçi ve emekçilerin yürütüp bir sınıf mücadelesinde mutlaka kazanacağına olan inancımızla grevinizi kutluyor ve sizi bu dayanışmanızdan patronların bütün saldırılarına, bütün görme çabalarına karşı kazanmak, başarmak üzere birleşmenizden, birleşerek güçlenmenizden dolayı da kutluyorum arkadaşlar. Emekçinin olacak, zafer diyecek. Emekçinin olacak, zafer diyecek. Emekçinin olacak. Söktaş işçisi yalnız değildir. Söktaş işçisi yalnız değildir. Söktaş işçisi yalnız değildir. Üçüncü gününde kamu emekçileri sendikaları, teslimatı, şube platformları ve Ankara Yürüyüş Kolu değerli emek dostları, sizleri temsil etmekte gurur duyduğum teklif üyeleri adına hoş geldiniz diyorum. Krevimize hoş geldiniz. Değerli emek dostları, önce başlayan günümüz 15 fabrikada, Türkiye genelinde 15 fabrikada 11'e yakın üye arkadaşımızın katılımıyla şu ana kadar devam etmekte. Pazartesi itibariyle 2500 üyemiz daha greve katılarak Türkiye'nin her bölgesinde sokaklarda olacağız ve bu sokaklarda gelen işçi kardeşlerimizden gelen gücümüzle de üretimi durdurarak daha önce gasp edilen haklarımızı 4 ikramiye, kıdem zammı ve gelecek için olan kaygılarımızı tekrar almak için 3 günden beri onurlu bir şekilde direniyoruz. Bu direnişi, bu grevimizi İzmir'den, Manisa'dan, Aydın'dan gelen çok değerli emek dostlarına bir daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız!
gelmek üzere gelin biz hemen gidelim. Arkadaşlar, hocam. Aramızda emeklisi genel başkanımız bağırıyor. Bildirin size, sizlere hitap edecek. Lütfen biraz daha tarafa gelin. Yürüyüş çok önemli. Bu yürüyüş aslında kesimler daha önceden planlamışlardı. Ancak bu ayın 25'ine doğru planlamışlardı ama yandaş sendikayla hükümet bir ayak oyunu yaptılar. Bir ayak oyunuyla bayram halinde günü bir tek kişi 4 milyon lira imza atarak bir ihanet belgesi imzaladı. Dolayısıyla KESK bu yürüyüşü öne alarak bugünlerde gerçekleştirmek durumunda kaldı. Ben bakanlık önündeydim 1 Ağustos'ta. Biz de bakanlık önünde biz de tarafız dedik. Çünkü emekli alanı biz tarafız dedik. Ve taraf olduğumuz için bu masada olacağız dedik. Bizi almamak için dediler. Sonra bakan yardımcısına geçtik. Önerimizi sunduk ama bizim önerilerimiz sunulur sunulmaz da arkasına bir baktık ki bir üye sayısını 47 binden bu hükümet döneminde 20 bine çıkarmış ve kamu çalışanlarına söz sahibi, sözde söz sahibi olmuş bir konfederasyon ya da bir tek kişi bu konfederasyonun genel başkanı 4 milyon insanın kaderini bir imzaya bağlamış ve belki de milletvekili sözü almıştır. Yazıklar olsun. Bu hareket Türkiye Sendikal Hareketi'ne olan güveni sarsmıştır. Bu nedenle bunlara sendika demek doğru değildir. Bunlar sendika değildir. Bunlar olsa olsa satışı olabilirler. Bu nedenle ben onları buradan bir kez daha protesto ediyorum. Ve sizi de bu onurlu mücadelenizden dolayı geçmişten beri elinizden aldığım gazetelerin hakkınıza yeniden kazanmak ve onlarla geleceğe taşımak için verdiğiniz bu onurlu mücadele Türkiye çapında tekstil işçilerinin verdiği bu onurlu mücadele için kutluyorum. Tekstil iş kolu gerçekten çok önemli bir iş kolu ama aynı zamanda fason üretimin, beden altı üretimin ve kaçak işçiliğin, kayıp işçiliğin en yoğun olduğu iş kolu. Hem de Türkiye ihracatıyla tekstil iş kolundaki çalışmanın ürettiği, yani çalışanların ürettiği, emek sarf ettikleri ürünlerin ihracatıyla ürün bir ülke iken. Neredeyse biz Pakistan'la Afganistan, Bangladeş'te eşleş olmaya başladık işçi hakları konusunda. Nasıl ki onlar binlerce insan bir anda ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaysa Türkiye'de de özellikle tekstil iş konuda bunlar var. Ben kendim de işçiyim. Metal işçisi, metal emeklisiyim. Bu insanlardaki çalışmalarını çok iyi biliyorum. Geçmişte bile gazetecinin haklarınızı alacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Arkadaşlar bu bir çekimimize doğru geçelim. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız. Üreten biziz, yöneten